Sevgili arkadaşlar, Planet Crafter'dayız. Ben kayıt dışında biraz uğraştım bu mevzularla ama uranyum arıyorum derken yine küçük bir mağaraya denk geldim ama arkadaşlar asıl muhabbet şuradan çıktı. Ben uranyum ararken zeoliti buldum. Yani kuvars zeoliti çok fazla öyle abartı yok elimizde fakat elime malzemeler gelmişken hemen şu DNA değiştiriciyi yaptım. Dışarıya bir tane gaz çıkartma zamazingosu yaptım. Şimdi arkadaşlar bakteri ürettik yosun ve suyla. Şimdi şunu üretmem lazım. Bu aleti de bir süper alışım istiyor. Gübre istiyor. Gübre neyle üretiyordu lan bu gübreyi? Abo, yosunumuz yok. Sülfür ve patlıcan diyor. Yosun olmadan gübre üretemiyorum. Şimdi bir dakika. Bir süper alışım yapmam lazım. Gel bakayım çocuğum, gel. Hemen geldim, süper alışımı yaptım. Şimdi hocam, süper alışımımızı yaptığımıza göre ne yapacaktım? Bu makineye bir biyoplastik şurada var. Bakterimiz var, ağaç kabuğumuz var. Bir bakteri, bir ağaç kabuğu ve gübre. Hazırda hiç gübremiz yok. Oğlum kötü oldu lan bu. Tüküreyim. Ben ağaç makinesini koymayı çok istiyorum. Bu arada basınç düştü. Yo, bence hala iyi yükseliyor. Biyokütle zayıf. Yani bir yerden bir arı larvası bulursam arı kovanı koyacağım ama o larvayı bulmak da iş yani. Abi arı larvasını ben üretecek miyim acaba ya? Bu işin boku çıkıyor çünkü. Şu DNA değiştiriciye gitmeden önce şurada ver abi bu ağaç kabuğunu da bana. Şimdi bak bu makinede bunlar %100 25'likler. Şimdi lirma tohumu istiyor. Ağaç kabuğu istiyor. Mutajen istiyor. Yani ağaç kabuğu ve mutajen zaten Allah'ın emri gibi bir şey. Ama mutajeni yapabilmem için gübreye ihtiyacım olduğunu diye düşünüyorum. Yok, sülfüre ihtiyacım var. Bir dakika. Metan gazı ve sülfür diyor, değil mi? Yes. Valla oraya buraya bir tüp koydum ama şimdi arkadaşlar şu bu ne? Bu dolmuş mu? Bu dolmuş bu da. Şuradan bir tanesini de içelim. Lan yürü. Heh. Yüksel.
Dön. Metan tüpü, sülfür. Dur. Şunu bir boşaltayım abi. Bunu da at buraya. Sülfür nerede? 1, 2, 3. Vallahi aldık ama 3 tane. Onu da aldık. Bir dakika. Laboratuvarım nerede benim? Şöyle bir gelelim. Tamam, bakteri, metan tüpü ve sülfür demiştin. Dur şimdi. Mutajenimi yaptım. Yaptı mı lan? Yapmaz mı be? Şimdi Lirma tohumu, Peskerya tohumu diyor. Ver şunu. Neyle neyi diyecektim lan? Ağaç kabuğu, mutajen ve tohum, tamam. Ağaç kabuğu, mutajen ve tohum. Araştır. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Bir ağacımsı, yılanımsı, değişik bir şey çıkıyor mu? Dur bakalım. Bu arada gübre üretmem lazım. Gübre için de yosuna ihtiyacım var şu an. Hem de 3 tane. Diyorsun büyürken ben bir yukarı gideyim, oradan bir dene sülfür alıp gelen. Chestlerde malzeme var ama tabi ağzına kadar doldurmadık. Şimdi 3 dene yosun. Tamam, yosunumu da aldım. Lan oğlum bu yosun... Aha, patlıcan. En üst kata gidelim. Şimdilik burada bir dur bakalım. Yani suya koyacaksın diyor. Su zaten kıçımızın dibinde.
Yapma ya. Hemen dışarıya şu aleti koymalıyım. Hastır yetmedi lan. Oğlum yetmedi hala. Lan oğlum. Lan nasıl yetmedin ya? Tamam. %82'de. Şimdi nükleer füzyon jeneratörü. Sıcaklığı biraz da arttırmam lazım. Onun için yine elektriğe ihtiyacım var. Araştırmam lazım. Bir dakika araştırıyorum.
Hadi be oğlum. Bir dakika, bu diziliyor da. Bizim orada bir tane makinemiz var lan, onun içine şu tohumu atak. Haydi bismillah. Arılar arabası bulamadın ki, arılar arabası bulsam. Abi böceklere gelmediğimiz için arılar arabası falan çıkmıyor. Şu an ağaçlardayız. O makineden yapmam lazım. Şundan da. Malzeme değil. Gübre üretmek sıkıntı değil de. Bu şeyin elektrik tüketimi ne? 31. Baba eksi 31 elektrik tüketiyor bu. Elektrik yok. Önce elektrik üreteceğiz. Bir elektrik paneli daha atalım da 31 kurtarırsa bir tane daha ağaç yaparız. Anasını satayım, nükleer füzyon jeneratörünü sokayım. Tamam, şimdi bu ağaç için ne yapacağız? Şunun için bir süper alışım yapmam lazım. Bir tane de gübre yapmam lazım. O yüzden süper alışım ve gübrenin malzemelerini toplayalım. Bu süper alışım. Gübreyi de yanlış hatırlamıyorsam yosun ve sülfürle yapılıyordu. Bu süper alışımı yapayım önce. İki patlıcan, bir yosun, bir sülfür. Dur. İki patlıcan, bir sülfür, üç tane de yosun. İki patlıcan, bir tane sülfür, üç tane yosunlu. Ye. Mal topluyoruz. Anasını satayım. Gübreyi de yap abi. Bakteri, ağaç kabuğu, biyoplastik. Tamam. Al bakteri, ağaç kabuğu, biyoplastik. Bence tanıladı şu anda o ağacı orada. Dizilim tamamlandı bence. Ver abi bunu da. Okey. Son ağaç tohumunu da dizileyim mi? Lirma tohumuyla dizilecek. Tamam.
Temiz, dizilesin abi. O makineden yapmak sorun değil de. Elektrik üretmek muhabbeti var şimdi. Asıl mesele elektrik anasını satayım. Makineyi üretiriz. Yani nükleer füzyon jeneratörü üretecek halim yok. Şu aleti neyle üretecek? Ne zaman açılacaktı? Bu sıcaklık 750'ye geldiğinde çıkacak bu nükleer gezegendeki tüm makine elektrik üretir diyor. Şöyle ki sıcaklığı arttırmam lazım. Onun için elektrik lazım. Anasını satayım. Ben 2-3 tane şey yapacağım. Güneş paneli. 2 tane yapalım abi. İki adet güneş paneli. Bu tabii bizim için değerli bir durum kardeşim. Yani şöyle ki bir yere daha suyun üstüne koymak zorunda mıyım bunu ya? Burada bak kurbağa larvası çıkacak biliyorum. Yiyecek seviyesi düşük. Okey. Biraz elektrik ürettik. Yani hocam. Süper alışım suçlusu gübre. 29 elektrik tüketiyor. Vay ananı. Şöyle yapalım. Bunlar biraz yavaş. Şimdi bu K2 29 elektrik tüketiyor, bu 15 enerji tüketiyor. Bu bayağı bir elektrik tüketiyor lan. Çok elektrik tüketiyor lan. Şöyle aşırı acıkmadığım için şöyle bir şey yapacağız bak. Bir. İki. Üç. Fasulye tohumları ver abi şunu da. Ver fasulyeyi de. Tamam. Şimdi. Yiyecek üreteyim elimi çok sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Burada gabak tohumu var mı lan? Ay şansım. Tohumlar. Kabak.
Ver abi kabak tohumunu. Burada da kabak büyütülüyor. Şimdi bu meneti yapmak için ne yapıyorum? Süper alışımı gübreye ihtiyacım var. Okey. Şimdicik gel bakalım. Bunu geri bırak. Şuradan bir tane titanyum al. Bir tane kobalt al. Bir tane silikon al. Bir tane magnezyum al. Demirin fazlasını bırak. Şimdi. Süper alışım. Gübre. İki tane patlıcan. Bir tane sülfür. Bir, iki, üç. Bunu da aldık. Aşağı iniyoruz. İn ulan aşağıya. Ulan uğraştığımız işe bak ya. Yap gübreyi. Şimdi süper hızlı bir şekilde. Tamam. Koy patlıcan. Daha hızlı büyüyor bunda. Şimdi 9 küsur elektrik yiyor. Bu elektriğimiz 45. Güzel. Bundan bir tane daha yapalım lan o zaman. Patlıcanım kaldıysa tabii. Tamam. Bunu üstüne al. Sülfürü de üstüne al. Bir alt kata in, tıkla. Süper alışım için malzemeyi topla üstüne. Oğlum titanyum almamışım lan. Kafa yedik kardeş. Ver baba titanyum. Cevher çıkacı K2 geldi de. Bak istediklerine bak. İstediklerine bak. Abi. Şimdi hocam. Asıl baba bu. Ne istersem onu çıkarıyor. Ya bundan yapacağım ama bir patlıcan daha lazım. Yani onu oraya koyduk. K2 noktasına. O aletten şu bölümlere, şu bölüme de koyabilirim de. Tam bir bela ya.
Gübre, K2 gübre, ağaç kabuğu, zeolit ve süper alışım. Yani bu larva üretiyor, onu biliyorum. Kelebek kubbesini de... Bu arada buradan yukarı çıkılıyor ya. Burada çok güzel bir odamız var. Burada 10 numara 5 yıldızlı bir mekanımız var. Aslında onu yapabilirim ha. Gübre ve K2 gübre. Şimdi gübre yapalım. Lan K2 gübre. He? Abi sıçar.com.tr deli gibi patlıcan üreteceğiz. Çok gübreye ihtiyacımız oluyor. Bu sebepten dolayı da hayvan gibi patlıcan üretmem lazım benim. Öncelik K2 cihazlar bunlar abi. Şimdi elektrikle ilgili başımız belada olduğundan kelebek kubbesini koyduğum anda patlatacak bizi. Bu kelebek kubbesi ne veriyor abi bana? Kelebek larvası istiyor. Bu kodumun arı larvasını bir yerden bulmam lazım ki arı kovanı koyabileyim. Şimdi hocam. Onun da K2'si vardır. Şimdi chest yapmam lazım değil mi benim? Nereye? Burası bakteri chest'i, burası ağaç kabuğu chest'i. Ağaç kabuğu var mı lan bu arada? Şimdi şu kenarlara chest'ler koyacağım abi. O chest'ler ne chest olacak? Gübre. K2 gübre var bende. İki tane de. Ağaç değil, zeolitim de var. Bir tane süper alışım yapmam lazım sadece. Yapalım. Hazır elimizdeymişken. Ya da dur abi dur. Önce yatırımı yapacağımız yeri bir doğru belirleyelim. Çünkü daha bir sürü alet var. Şu metan tüpleri için bir chest yapmamız lazım. Yaptığımız o chest'i nereye koyacağız? Şurası çok güzel görünüyor lan gözüme. Altı tane demir alacağım abi. Dur. Tüpü. Orada dursun metan tüpü. Gübre.
Şimdi su ve tüpleri bir alalım abi. Önce şuraya gel abi. Çok iyisin be. Her yere bir tüp koyduk. Anasını satayım. Şimdi bir dakika hocam. Oğlum hani daha hızlı çıkıyordu lan bu? Hayvan gibi de elektrik yiyor bok yiyen. Şimdi aga ya bu iş var ya başımıza bela olacak ha. Hem elektrik üretimi noktasında anamızı ağlatacak. Ha patlıcan çıktı çıkıyor. Hadi oğlum. Aha çıkmış lan ver. Hemen gübre yapmam lazım. Hemen. Patlıcan bitti. Ya da patlıcan koyduk. Elektrik bitti. Yukarıdan bir şeyler alıp yiyeceğim. Artık kabağı yeme Furkan. Alt kata inelim. Elektrik üretimi için malzeme toplayalım abi. Demir. Magnezyum. Silikon. Ver lan şu kobaltların hepsini. Olacağına bak. Niye bir tane aldın? Al bir tane daha. İki tane daha güneş paneli yapacağız mecbur. Anasını satayım nükleere geçemiyorum ki uranyum bulamıyorum. Kilovata yükselttik. Aa, ağaç çıkıyor lan.
Tamam. O ağaç çıkartırsın her yerden. Şöyle. Ya arkadaş. Hii. Ananı şimdi bu makinenin bir özelliği var. Buradan iki tane patlıcan alacağız. Abi bu ne rezalet ya. Bak şu an var ya. Bundan yapmam lazım. Süper alışım yapmam lazım. Ama hiç kobaltım yok. Ve gübre yapmam lazım. Toplamalı. Yani baktığın zaman bilmiyorum kurtarıyor mu, süper alışımı deneriz şimdi girip. Topladığımız maldan süper alışımı bir tane çıkıyorsa ne ala memleket. Lan elim demişken ver bir tane daha lan. Adam. Tamam gübre üretmek için zaten.
Şimdi gübre üretmek için patlıcana ihtiyaç var ama sülfürlü yosuna da ihtiyaç var. Oğlum yine yosun bitti lan. Yosunlarımı aldım. Yosun. Şu %100 olsun, ikisini bir alacağım. Bundan yapacağız da bu patlıcan yetiştirmem lazım ama patlıcan stonda büyük sıkıntı yaşıyorum ya. Bilemeyeceğim. Tane su şişesi alacağım. Yapacak bir şey yok. 25, bak gördün mü, elektrik bitti. Abi sıkıldım ya. Yani elektrik bitmesi çok hoş değil. Bokking bir durum. Yine elektrik yapmam lazım da kobaltım yok hocam. Kaki yapacağız ama kaki yapabilmemiz için bazı aletlere ihtiyacımız var. Mesela bak, bu K1'de süper alışım var. Bunda yok. Bu süper alışım çubuğu istiyor. Anasını satayım. Ya hocam. Bize hayvan iyi. Oğlum bize deli gibi kobalt lazım şu an var ya. Elim demişken ver. Yani kobalt.
Tamam. Abi büyük sıkıntı var. Bir dakika. Şimdi hocam bak. Şu makine iridium çubuğu var. Osmium var. Benim bir tane süper alışım çubuğu yapmam lazım. Nadir cevherler çıkarır diyor. Yani bunu nereye sokayım bilmiyorum ama aklımdaki şu uranyum zamazingosunun olduğu yere sokmak ama öküz gibi elektrik yiyor abi bu. Yani bunun bu elektriğini nasıl karşılayacağız? Bunu şimdi 2 dakika yapayım. Kelebek kubbesi bu hiçbir şey. Bunu 2 dakikada yaparız da. Kelebek kubbesini yapmakta hiçbir şey yok. Bir tane süper alışım yapacağım abi bu kadar bak. Şunun için bak bir tane süper alışım bir zeolit. Bir de gübre yapacağım. Ki bak şöyle ki. Gel oğlum. Ver bunu. Ver bunu da. Ah. Yukarı çıkıp zeoliti al. Enerji eksi 139 diyor ama işte. Bu tamam. Şimdi bir alemenyum, kobalt. Bir alemenyum daha ver la. Anasını satayım. 2 silikon, 2 magnezyum, 2 demir. Hayır malzemeyi koysam bile yetmiyor. Eksi 139 diyor anasını satıyorum. Nereye koyuyorsun anasını satayım? Nereye koyuyorsun? Nereye koyuyorsun? Senin yapacağın işim ben var ya. Hani nereye koyacağız? Yani yapacağı işe bak ya. Ben şu iridiumun olduğu yere bir gideyim abi. Ufak tefek bir ağaçlandırma yaptım. O ağaç makinesine keşke bir tane daha koyabilsek şu an. Aslında koyarız.
Ben geri dönüyorum. Yani buradaki malı aldık. Şu yine iridium yazan yerde de makine var. Sülfürde de makine var. K2'ye çıkmayı çok istiyorum ama nadir cevher çıkar diyor. K1'leri yıkmadan K2'ye girmem lazım. Ben K2'yi girip şu uranyumun olduğu yere sokmak istiyorum ama elektrik üretemiyorum ki abi. Ox. Yok bunu koyma. Hop. Bir tane daha süper asım yapacaktım ya lan ben bunun için. Dur onu yapayım ben. Unuttum ben onu be ya. Yaptın mı? Heh. Şimdi kalanı... Ulan ne titanyummuş be. Her yerden çıktı menet ya. Bak ah. Bir gübre yapacağım. O gübreyi de yapmak için neye ihtiyacım var? 2 patlıcan, 1 sülfür, 3 tane de yosun. 1 tane sülfür. 3 tane yoskun. 2 de patlıcan. Hah, kelebek için her şey tam. Allah sonumuzu hayretsin. Ulan bunu ben buraya koyarım da. Hah. İki alüminyum olduğuna göre 4 kobalt, 2 silikon, 2 magnezyum, 2 de demir. Gel elektriği. Tüketim 2000-1968 koyduğumuz zaman 2 paneli kurtarması lazım. Kurtarmadı ve kobaltımız bitti. Oğlum bir yerden kobalt bulmam lazım.
Bir tane de olsa olur, bir dene de olsa olur. Kobalt lazım. Kobalt. Anasını satayım. Irgına sıçan. Lan bir dene kobalt lan. Aha buldum. Bilmiyorum, bir panel daha atacağım şimdi. Elde kalan son kobaltı alüminyumu falan ekleyip. Yani ümidim yok ama bir panel daha koyacağım. İnşallah kurtarır. Allah belasını versin. Kurtarmadı ya la. Bu ne? Kobalt. Çok özür diliyorum. Lan kobaltın menbaı bizim altımızdaymış ya la. Oğlum kobalt dediğin şey var ya. Yani mevzusu bizim altımızdaymış anasını satayım. Şimdi anasını satayım. Yetmeyecek. Bir tane daha isteyecek bundan. Elektrik sağlandı da ucu ucuna. Ha. Ucu ucuna sağladı yani.
Gel bakayım. Bu elektrik bir boka yaramaz abi. Yani... Cidden yani şu elektrik hiçbir işe yaramaz abi. Kötü oldu bu. Var orada bir ağaç tohumum da. Bir dakika lan. Şunları şuraya koyalım abi. Ulan bir şey düzgün yazamadım. 10 numara 5 yıldız oldu burası. Tamam. Şimdi hocam. Benim aklıma ne vardı ya? Kelebek zamazingosunu yaptım ama bu kadar yaramadı zaten. Şu ağaç
Elektriği 31 kullanıyor. Elektrik ne kadar üretiyoruz lan biz? Kurtarmaz kardeş. Bir panel daha atmak lazım. Bir de dışarı çıkacağım size zahmet. Tamam. Biyoplastiğimiz var mı? Ver kardeşim. Ağaç kabuğu. Şimdi bu siyah gübrem istiyor. Sülfür alıp geleyim abi onlar olana kadar. Yes, sir, man. İçeride bir ağaç tohumu daha vardı lan onu da alıp geleyim dur. Tamam, %100'ün başlaması hiç umurumda bile değil. Ağaç ağaçtır kardeş. Şimdi kardeşim şu patlıcanı da yukarı koyalım.
Bu K2'lerden yapmam lazım abi. Ama şunu biliyorum, elektrik üretimimiz berbat olduğundan geriye kala kala bu kaldı. Abi bu ne lan? Asteroid roketi atacağız abi. Elimizdeki parçalara bakarak bir adet asteroid roketi göndermeliyiz. Sıcaklık ucmalı. Ne istiyor lan bu? İki tane süper alışım, üç tane kobalt istiyor abi. İki tane süper alışım, üç tane kobalt. Motorumuz var zaten. Gelmişken şunları al. İki tane süper alışım. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki, üç. Bu roket için. İki silikon. İki tane magnezyum. İki tane dömür. Şimcik. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel baba. Lan titanyum almamışım ay kafamı. Bir tane de motor al yanına. Ya Allah. Bismillah. Şimdi sıcaklık biraz hızlansın abi. Orada bir nükleer füzyon zamazingosu gelecek. O füzyon var ya, o füzyon. Bak 3 tane ağaç çıkıyor oradan. Çıksın çıksın. Asteroid roketini gönderelim hocam. Sıcaklık yardırıyor. Bu 750 değildi değil mi lan? Ya o alet önemli benim için ama önce şuraya bir gelebilir misiniz? Hava filtresi, otomatik üretici. Küvöz, müvöz. Abi dur ya. Bu ne? Ağaç dağıtıcı K2. 6PPM. Şimdi hocam, sıcaklık için alet yapmam lazım. O alet de bok gibi elektrik yiyor. Bak şu. 51,5. Abi. Aslında üretebilirim lan. Dur.
Önce elektrik değil, elektrik direğe dikelim abi. Önce elektrik direğini bir dikeyim aşağıdan. Bir yere sokacağız sen de. Mecbur koyacağız abi. Abi 30 kW yetmez. İki tane daha koyacağız. Malzememiz varsa. Varmış. Kobalt bitmedi değil mi lan? Tamam. Şimdi ısıtıcı yapabilirim. Nah yaparsın. Kobalt lazım. Ulan ne şansmış bendeki de ya. Enerji üretim mevzusunu çözsek zaten yardıracağız da onu çözemiyoruz işte. Bir enerji üretemedik gitti. Tam bir eziyet hocam. Oğlum. Şimdi bir dakika ben ne yapacaktım lan? Roketi de lazım.
Bu ısıtıcı ne istiyordu lan? İki tane iridium çubuğu. O yüzden yanıma bir tane iridium alayım da. Şimdi laboratuvardan bir... Hazır. Üç tane ağaç makinesi koydum. Dastroid önemli. Şu nükleer füzyonu yapabilirsem. Yani yapamayacakmışım gibi de bir his var da. Belki yaparım. Hadi dipten kobalt bulmaca. Bir. Balık muhabbetleri çıkacak daha, dur ya. Anasını satayım. Güzel. Nefes bitmeden 3-5 parça uranyum düşmüş gökyüzünden. Şansa bulduk onları da. Neyse. Bulduk ya. Bu da bir şey. Hiç bulamaya da bilirdim yani. Ben şu asteroid roketini atayım ya.
Bu gezegeni roketleyelim. Hızlıca. Anam saçım. Bence... Yani oksijen arttıracak bir işler daha yapmam lazım tabii ama... K2 ağaç. Yani tohumlamada da ufak tefek sorun yaşıyoruz abi ama bir şekilde yolumuzu bulmamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bakalım abi. Oksijen yani değil de ısı yardıracak şimdi ben roket attığımda. Ay ananı. Şuraya gel. Bu dursun. Şimdi hocam. Şunu ver. Bunu da ver. Evet, ısı yükseliyor. Isı yardırdı gidiyor kardeş. Isı fena yardırdı. Lan oğlum, ne oluyor lan? Heh. Şimdi bir dakika. 500 küsür, 102 bin iyi. 33, 33, 33. Yani şu an rokete hiç bulaşmayalım. Motor yapamayız. Malzememiz bitmek üzere. Şimdi buradaki malı toplayacak mıyım? Bakayım bir. Hepsini değil ama şu arkadaşları bir alalım. Elektriğimize bak bakayım ne kadar elektriğimiz var. 18 kilo. Hay ben senin şansını. Ulan bu kadar bahtı olur mu bir insanda ya? Enerji üretimi resmen başıma bela oldu oyunda ya. Gönder abi bunları. Dolaba. Gel. Abi göm. İyi. Şimdi reis. Arıl arvası bulamıyorum. Neden? Onu bulmam lazım. Şu biyokütle ekranına bir gel bakayım. K5. K'deyiz de. KT çok var daha. Ağaç dağıtıcı K2 nerede lan? Hangi kategoridesin koçum? Şurada mısın? Oksijen 6 ppm. 6. Oğlum oraya nasıl çıkacağız lan? Oo, işimiz var bununla. Tamam, çiçek dağıtıcı var elimde bol miktarda. Hem de K2'si var.
İki süper alışım, iki gübre ve evet Allah cezanı vermesin. Jump suyun içine. Topla çocuğu. Yani bu yapılacak iş değil bana ya. Ayıp ama ya. Tamam yosunlar toplandı. Şimdi patlıcanlara bir bakalım. Kaç tane var abi? Yapacak bir şey yok. Olanla idare edeceğiz. Sülfürümüz bitti abi. Maden cortla yür. Asıl mesele burada işte. 4 tane süper alaşım. Boşmuş lan bu da. Ye. Şimdi gel bak. Şuradan iki tane de su al. Şimdi gübre üretelim hemen. Evet, magine tamam. Tohum katına bir çıkalım bakayım. %500'lük olan çiçekten var mı lan? Olma mı? Ver abi bunda. Daha fazla oksijen. Senin ırgına sıçam ben. Abi olacağına bak ya abi. Enerji üretimiyle başımız belada gerçekten yani. Şu an bezdim artık ya. Yetmedi yala. Ulan. Bu pratik ve basit makineler artık hiçbir işime yaramıyor. Yeah.
Yani oksijen için bir şey yapmam lazım. Bir roket atabilirim belki ama... Roket motoru için 2 uranyumumuz var. Bir süper alışım, bir iridium çubuğu. Şu anda tamam, malzeme var. Roket motoru yapabilirim. Ama oksijeni yükselten bir roket atmamız lazım. Bak bu anasını beller. Bundan hiç atmadım ben. Hadi bakalım. İki tane süper alışım bir açık. Dur. Motoru da yapacağım. Üç tane süper alışım yapacağız. Bakteri, mutajen, ağaç kabığı. Bakteri yapacağız. Tamam, yapalım. Son sülfürü de al abi. Dur. Çat çat çat. Tamam. Şimdi bana 3 tane süper alaşım lazım. 1, 2, 3. 1, 2. Bir tane daha kobalt lazım olacak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 3. Kesinlikle bana bir tane daha kobalt lazım. Kobalt. Ulan bu kadar ballı olunmaz ya. Kobaltla bayağı bir sıkıntı yaşıyorum şu an ama. Çubuğu alacağım, geleceğim ya, bir dakika. Bir en üst kata gideyim. Çıbığımı alayım. Çıbığımı. Bir adet iridium çubuğu. Evet, çok güzel. Yanıma bir de ağaç kabuğu aldım. Çiçek dağıtıcı, çiçek dağıtıcı bitmedi anasını sattığımın ya. Şu. Okey bebeğim. Allah büyütür. Evet. Bu oksijen artıran roket. Gitsin mi? Bence gitsin. Hadi git bakayım çocuğum.
Baba her yer yeşerdi. Gir lan. Oksijen için roket attık. Şimdi oksijen çifte telliye bağlamıştır. Ya. %1000'i görünce ebesininki gibi uçtu oksijen. Şuraya bak. Makinelerim az, makinelerim. Yalan yok bak. Bir iki tane daha ısıtıcını üstüne bir de utanmadan birkaç tane daha delgi yaparsam ben var ya. Anam avradım olsun yardıracağı kapı makinelere. Bu oksijeni ben niye yükselttim lan? Ulan ne yaptığımı niye yaptığımı hatırlamıyorum artık ya. 6 ppm'de bu gelecek. 700'de de şu gelecek. Bunun da ebesinin... Buna çok var. Ama şu ve şuna... Şu su filtresi çok fena bir şey ya. Abi yani bu hızla yükselmeye devam ederlerse... Ya sıcaklık için makine yapmayı çok istiyorum da... Şuraya bak. Bu ne lan? Buna bu... Biraz bekleyelim bakalım neler yapacağız. Bir de şu arı larvasını bulamadık işte. Şurası böceklere geçse birçok şey değişecek de. Şu suyla tüpleri bir toplayayım. Sebzelerimi topladım. Şunları bir kezlerine atalım abi dur. Şey merak ettim. Şu delgi K4 ne kadar elektrik yakıyor abi? 45,5 vay ananı. Abi elektrik payımız yok ki o kadar. Şöyle bak. Elektrikle başımız belada abi. Ya nükleer füzyon jeneratörü anasını ağlatıyor ortalığın da. Bunun açılması mesela anasını sattığımın şeyinin. Aha bir şeyler oluyor.
Hıza bak. Yani makineden koyabilsem. Çiçek dağıtıcı ne gerektir diyorlar. 38,5. Abi kesin ben şu füzyon jeneratörü ne boktur o şart ya. Bir sorun görmüyorum ama şöyle bir durum var. Ağaç evresine artık yardırmasyona geçiyor. Basınç yavaş sayıyor. Basınca makine eklemem lazım ama elektriğim yok abi ya. Karanlık oldu, biraz bekleyelim abi. ...550 tonla falan açılacak. Abi bunlar açılıyor da... ...biz bunlara hammadde yetiştiremiyoruz ki. Büyük sıkıntı abi. Nükleer enerjiyle de başım belada. Füzyon jeneratörünü açamadım. Yani abi sinirimi bozdun ha. Aslında sıcaklık cayır cayır atıyor, gidiyor yukarıya. Bu arada adamın karnı acıkıyor lan. Su iç. Biraz beklesin ya. Belki buradaki yemek yetişirse buradan bir tane yer. Kaliteli yiyecek yapmak sorun değil. Yaparız da. Şu sulakların olduğu yerlere de ağaç koyabilirim. Bu da mümkün yani. Şu makine mesela. 3 tane oğlum orada kel kaldı ipneler ya. Onlardan 2 tane daha koysam var ya oraya ben. Basınç yardıracak. Ama gel gelelim. Şu an öyle bir ne yazık ki öyle bir imkanımız bulunmuyor.
Sayılar o kadar yavaş gitmiyor ya. İki GTA'da hava filtresi geliyor. Bu hava filtresini yapmam lazım. Bunu yapamadım. Onu yaptığım zaman oksijen daha yavaş gidecek. Yapmak zorundayım da işte diyorum ya, 2 GTI'de açılacak. Çok bir şey kalmadı. Ağaçların da evresi bitiyor, ona da bir şey kalmadı. A3. Düşük de. Yemeklerin büyüdü mü? Nah büyüdü. Çık en üst kata. Abi bu ne ya? Merdivenler başımı bela olacaktır. Ama birkaç tane kapımın olması kötü bir şey değil. Bir de tabii şöyle bir durum var. Doğru ya, böyle bir şey daha gelecek mi bilmiyorum ki. Küvezler, balık bilmem neleri şu orta kattaki boş yere yerleştirilecek sonuçta ama. Burası böyle değildi lan. Ya şöyle bir şey. Şuradan aşağı bir merdiven yapabilir miyim? Yandan ara girişler, bilmem neler. Uğraşıp duruyoruz işte inşaatla ya. Biraz demir ver bana hocam. Oradan aşağı ne yapabilirim diye bakacağım. Dedim ki bunu buraya böyle koydum. Ki havada kaldı.
kapı bitsem bir silikon, tamam. Dön öyle. Hava filtresi açıldı da Allah bilir ne isteyecek. Ulan merdiveni nereden yaptığımı hatırlamayırım ki. Bak. Buradan giriş var, alttan çıkış var. Dur şimdi. Çapraz giriş çıkışlar yapıyoruz abi. Güzel, buradan da bir girişimiz çıkışımız oldu şimdi. Oldukça alanımız oldu bence ya. Bayağı bir alanımız var. Şu hava filtresini nasıl yapıyoruz abi? Chest'i burada mı onun? Değil. O zaman şurada. Burada da değil. Oğlum hava filtresi nerede lan? O zaman burada. Aa burada. Kumaş, osmiyum, metan tüpü, biyoplastik, süper alışım yapacağız. Süper alışım, süper. Gel baba. Kobalt yok. Mükemmel ya. Oğlum materyal bitti anasını satayım. Bana kobalt bulun. Bir dakika. Osmiyum istiyordu değil mi lan bu? Bir dakika. Biyoplastik metan tüpü dur. Biyoplastik yok. Biyoplastik. Hayır, hayır. Biyoplastik nasıl üretiliyor? Silikon, su, mantar tamam halledeceğiz. Ama önce bana bir kobalt bulun abi. Efendim canım. Su bitiyor su. Su içelim abi. Abi kobalt. O ne lan orada parlayan bir şeyler var. Çiçek olabilir. Oğlum kobalt nerede lan? Hadi kobalt bulalım. Hadi. Hadi bul oğlum. Hadi be oğlum. Ulan bir kobalt bulamadım be. Yakınlarda vardır diye heves ettim. Ama yok. Sabah şuraya koysam buraları hep ağaçlandırırım. Abi bu mevzu önemli. Aha uranyum.
çok önemli bir maden. Uranyum bizim enerji üretimimizin şu an temeli. Oğlum. Lan. Al kobaltı git, sonra dönerim ben buraya. Al kobaltı git. Hemen dön. Şunu yap. Şimdi bu hava filtresini yapmak için başka ne lazım? Ha, biyoplastik yapacağız. Bir de metan tüpüm var. Metan tüpüm var. Ver metan tüpünü. İki tane biyoplastik istiyor değil mi lan o? İki su. İki silikon. İki su, iki silikon. Dört mantar. Biyoplastik. Evet, biyoplastiğimiz de hazır. Başka ne istiyordu lan? Kumaş. Kumaş chest'te en üst katta mıydı lan benim? Dur bakayım en üst katta mı? Bir bakayım hemen. Tek parça kumaş. Güzel. Hop indim. Bence... Yes man. Taktık. Hava artık daha geç azalacak. Güzel. Ve böcekler evresine geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde böcek evresinden devam edeceğiz. Oyunu da şöyle kaydet emrini verelim. Kendinize mükemmel bakınız lütfen. Yeni bölümde tekrar görüşeceğiz. Şimdilik cümleten Allah'a emanet.